Kıymetli hemşehrilerim, demokrasi hepimizin bildiği üzere 5 yılda bir de olsa, yeri geldiğinde olağanüstü durumlar da olduğunda insanların seçme ve seçilme hakkına sahip olmalarından dolayı bir şekilde önlerine sandık konulduğunda hangi seçim yapılacaksa tercihlerini kullandıkları ve sadece bu tercihlerle bulundukları bölgenin mahalli idarecilerini, yeri geldiğinde milletvekillerini, bazen de referandum olduğunda yapılan referanduma konu olan neyse bu konuyla alakalı tercihlerini kullandıkları önemli bir hak. Tabii normal işleyiş içerisinde bilindiği üzere bu hep siyasi partilerin kendi aralarında yürüttükleri bir yarış olarak karşımıza çıktı bugüne kadar. Ancak bugün geldiğimiz noktada Erzincan'da maalesef geçtiğimiz yıllarda ortaya konulan yönetim tarzının Erzincan halkı tarafından çok da benimsenmemesine rağmen yapılan çalışmaların birçok yerde adil ve şeffaf bir şekilde herkese eşit bir şekilde yapılmamasına karşılık sebebi hiçbir şekilde ifade edilmeden sadece biz bu şekilde karar verdik, sizler bu belediye başkanına destek vereceksiniz düşüncesiyle, anlayışıyla 2024 yılında maalesef önümüze böyle bir tablo çıktı. İnsanların büyük bir bölümü bununla alakalı olarak bunun sebebinin, nedeninin ne olduğunu doğal olarak bizlere de, siyasi parti yöneticilerine de, beraberinde bu işe karar verenlere de yönelttiler bu soruları. Ancak gelin görün ki bugüne kadar böyle bir soruya ne cevap verildi, ne de verilen cevap gibi gözüken kurulan cümleler insanları tatmin etti. Halbuki gönül isterdi ki bu konuyla alakalı olarak herkesin tercihlerini, düşüncelerini ortaya koyacağı, seçme ve seçilme hakkının gereği olan sandık önüne konulduğunda kullanacakları tercihleri doğal seyretsin. Ama 20 Şubat tarihine kadar verilmiş olan bu karar birçok bölgede tartışılırken, mahallelerde ele alındığında bu sorunun cevabı aranılırken buna dair hiçbir cevap verilmemesinden dolayı hiçbir çalışma yapılmadan hemşehrilerimizin yaşadıkları mahallelere gitmek ve onların isteklerini, düşüncelerini almak yerine sorulduğunda zaten seçime gidiyoruz, bu seçimi biz kazanacağız, kazandıktan sonra bir şekilde hemşehrilerimizle bir araya gelip onların isteklerini alacağız şeklinde hiç kimsenin hak etmediği bir cevapla maalesef olayı geçiştirmeye çalıştılar. 20 Şubat tarihine kadar Erzincan'da hiçbir mahallede yönetimdeki arkadaşların bir çalışma yaptıklarına maalesef rastlayamadık. Ama gelin görün ki biz milletin bu his ve duygularına tercüman olarak, milletin iradesine bu anlamda bir müdahale olarak gördüğümüz, bir ipotek olarak gördüğümüz bu durumda açıkçası herkesin oyuna talip olmak ve yönetimde herkese eşit mesafede durabilecek bir durumla, bir pozisyonla bağımsız olarak aday olduk. Bağımsız aday oluşumuzun sebebi bütün farklılıkları bir araya getirebilmek, Erzincan'da zaten günlük hayatta süre gelen hiç kimsenin bir başkasını öteki olarak görmediği bir anlayışı adaylık konusunda
bağımsız aday olmak suretiyle temsil edecek en uygun pozisyonu oluşturmaktı. Biz bu düşünceyle siyasi partilerden birini tercih edip aday olmak yerine herkese bu anlamda eşit olabileceğimiz bir pozisyonu tercih ettik. Çünkü yerel yönetim zaten seçildiği partinin hangi parti olursa olsun belediye başkanının rozetini çıkartıp bir kenara koyduğu, Erzincan ortak paydasında Erzincan rozetini yakasına takarak o saatten sonra hangi mahallede kiminle karşılaşırsa karşılaşsın, nereye giderse gitsin, gençlerle, çocuklarla, hanımefendilerle, yaşlılarla, erişkin insanlarla, memurlarla, işçilerle, hangi bölgeden Erzincan'a gelmiş olursa olsun kendisini Erzincanlı olarak kabul eden kent sakinleriyle karşılaştığı zaman onların tümünün isteklerini hiçbir ayrım yapmadan almayı gerektiriyor. Aslında bizim yıllarca burada Erzincan'da bir arada yaşarken başardığımız da buydu. Çünkü Erzincan bütün farklılıklarını, beraberinde görüş ayrılığı olan tüm konuları bir potada eritebilen, burada barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşamayı adeta yıllardır, on yıllardır, yüzyıllardır barış içerisinde yaşamayı başarmış olan bir şehrin adıydı. Çünkü biz acılarımızı hep beraber yaşadık. Sevinçlerimizi de beraber yaşadık. Karşımıza çıkan afetler, depremler ve birçok sıkıntıya beraberce göğüs gerdik. Ve bunların tümünden dimdik ayakta durarak, bunları bir şekilde geride bırakarak başarıyla çıktık. Dolayısıyla biz siyasette de bunu başarabilecek, bana göre bakış açısına sahip olan bir şehiriz. İşte 34 gündür gezdiğimiz ve dolaştığımız bütün beldelerde, mahallelerde, Erzincan'ın merkezindeki mahallelerin tümünde gördüğümüz manzara bu.